Efendim evin görüntülerini izlemeye devam edelim. Yalnız e, başta şu uyarıyı yapmaya unuttum. E, bandın sonunda göreceksiniz. Şimdi bu ev e, şu anda bizim izlediğimiz şekilde değilmiş cinayet zamanı. Yani daha ağaçlıklı, daha karanlık. Evet. Etraf daha ağaçlıklı. Daha sonra evet. bu cinayet işlendikten sonra aile etraftaki ağaçları da kesirip oraya güvenlik kameraları taktırmış. Hani dün ben Cemile teyze dedim ya Cemile teyze hani eğer para içinse... Sonuçta o düşman size de musallat olabilir. Aile de o korkudan dolayı olabilir etraftaki ağaçları kestirip güvenlik kameraları taktırmış. Taktırdım. Beş tane kamera taktırdım. İyi yapmışsınız. Beş tane. Şimdi bir de ışıklı mı yaptıracaksın? Evden alıyorum ışıklı havluya. Evden takıyorum. Sabahleyin söndürüyorum. Orada ışık taktıracağım yine. Beş, Beş tane kamera taktırdım. Kendinizi daha güvence altına alacaksınız bu güvence şekilde. Güvence altına alıyoruz ama yine korkuyoruz. Sabah geliniyorum, yiyoruz, içiyoruz. Akşam yastıdan sonra çıkıyoruz gelinin evinde yatıyoruz. Çoluk çocuk üst üstüne. Üst üstüne yatıyoruz gelinin Tek evinde. Tek başına yatmaya korkuyorsun? Evet. Korkuyoruz. Anladım. Peki yani. izleyelim, devam edelim. Buradan geldim, bu kapı böyle açık arkaya. Hiç kapılar açık koymaz. Allah Allah dedim. Bu kapılar neden açtı ki bu dedim. Peki o sırada şüphelenmediniz mi kapıların hiç. açık olmasından? Hiç, hiç hayatta şüphelenmedim. Bu kapı anahtar üstünde. Kapattım buna. Buradan aldım. Bunu da kapattım. Dur, dur. Arkasını taktım. Buradan böyle yordum. Baktım yatakta görünmüyor. Yani siz buradan baktığınızda içeriği görebiliyor muydunuz? Görünüyordu. Girdim buradan baktım böyle. Bakınca yatakta görünmüyor. Döndüm geri. Buraya geldim. Tekrar geri gittim. Acaba bir çıkardı yatağın üstünü var mı deyken yakınlaştım ben buraya. Ayağım dek, takıldı böyle. Manyak dedim. mi kopardın benim dedim. Dedim ben onu yine uyuyor biliyorum. İşte. Uyan gari yahu. Uyan, yak bu Bu adam burada niye yatıyordu? Yak bu lambaya. Hiç bununla ağlamı gelmedi. Böyle iş olacak başımı geleceğimi bilmedim. Hatırlamadım. Buradan döndüm, gittim oraya, yattım yerime. Peki Kazım Bey hep böyle yerde yatar mıydı? Bazı ısıcaktan yatardı. Ben onu ısıcaktan yattı biliyorum. Ayağınıza kan gelmedi mi? Hayır, kan hep burada. Sabah el biz kanımına. Burada yoganın üstünü yat. İşte galiba en çok dikkat çeken konu burası. Yani hani neden e, o sırada hani kalk yatağına yat demedi Cemile teyze diye. İşte ben onlar düşünmedim. O lambayı ışığı yakmadım. Çünkü beni kavga edecek diye. Yakmadım o ışığı. O ışığı yaksaydım ben uyansaydım onun akşamdan öyle olduğunu bilirdim. Şimdi Cemile teyze yani normal olarak yatağının önüne düşmüş. Bir insan dün de aynı şeyi söyledim. Siz belki duyamadınız. Duydum, duydum ha. ben sana. Yani yatağından bir insan yuvarlanır, kalkmak isterken, affedersiniz, tuvalete kalkmak isterken başı döner, tansiyonu düşer, yıkılır kalır yatağın yanında. Yani bütün bunları akla getirmek lazım. Bu adam keyfinden yatak burası, buraya yuvarlandığına göre başına bir iş gelmiştir. Keyfinden kalkıp da yatağından oraya inmez bir insan. Hiç hayatta böyle şey aklıma gelmedi. Başıma da geleceğini düşünmedim. Allah beni düşündürmedi. Yani bir de ayağın çarpıyor. Uykuda olan bir insan ne kadar uykuda olursa olsun bir ayağın çarpmasıyla bir gözünü açar. bir Bir şey yapar, sana bir şey sorar. Bir ses yok, seda yok, hareket yok. Bütün bunları düşünmen lazım 58 senelik bir eş olarak. Hiç yok muydu bir hastalığı, tansiyonu, şekeri? Bir Hayır şey. hiçbir şeysi yok. Gayet sağlıklıydı. Sağlıklıydı, o benden sağlamdı. Alan işin işler gelir, sevdiğimiz var yakında. Uh -huh. O da işlerine yeri bahçe yapar, yapma dedim. Yiyeceğimiz iki kilo beber, iki kilo domates alır, yeriz dedim. Ben yapacağım, ben seviyorum çalışmayı. Çalışırdı, Oradan gelirdi ben evden bir yere gidemiyorum ki dizlerimden. Bazı evin gündü ağaçlar suluyordum. Alıverdi elimden. Onlar tekrar suladı. Ondan sonra geldi. Yani dinçti. Sana da yardım ediyordu. Çok, Peki çok, e, çok. ben gelin hanıma sorayım. Şu e, şey neşancığım. Eee siz daha sonra hani eve girdiğinizde evde bir kovalama, yakalamaca, boğuşma hani öyle bir şey var mı? Ben Yok. zaten odayı girmedim. Hı. Şu gözken bir mu, şey etmiyor. Şu parmak izlerinin olduğu yere de şu salonu girdim. Hı. Ya ee, başka yani... yerde kan var mıydı evin başka yerinde? Sadece onun yanındaki yedi. olduğu yerde bir de yatakta. 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 Yani belki de bu adam hani bir şey verildi. Hani uyudu. Ee, evet. bıçaklandı ve yere düştü. Evet. Yani yatakta ha, yani da yani kan kaç olduğuna göre yani kaç yaşında bir yani olursa ha. olsun bir erkek hani biraz mücadele eder. Hayır tabii canım. Sonra adamın rahmetlinin görüntüsüne baktığın zaman dinç yani evet. bir hareket yapabilecek ya, mukavemet edebilecek durumda. Ya, Bel belki de saldırıya saldırıya uyku sırasında orada. Evet işte uyku, uyku, uyku sırasında hani... olmuştur tabii, tabii canım. Yatağında başlamış zaten, yatağında da kan var. Yatağında, Yataktaki ben darbelerden çok sonra artık girende, yere yıkılmış adam. Elinde görüyorlar. de bıçak yarası varmış. Bir tek hatası Hayır. ışığı açmamak oldu. Ha. Işığı açsa şeyi evet, yani evet, şimdi evet. Ya şimdi Bakın, yalnız evet. cinayet olarak evet. düşünmeyin hocam. Evet. Bir insanın eşi eğer yatağından yere düşmüşse kalp krizi geçirdi, bir şey oldu. Allah'ın evet. emriyle de ölüm geldi. Yani şimdi şurada otururken yere yıkılan bir insan ruhunu teslim edebilir. Evet. Yani yere ayağı çarpan bir kişi kocansa... ...sen kalkıp da ona bir sormadan, bir sesini duymadan, bir yüzünü görmeden... ...orada bırakıp ilgilenmeden bahçeye geçtim demen... ...beni rahatlatmıyor Cemile abla. Kusura bakma. Ben bahçeye geçmedim. Aynı kapının hizasında burada salonda yattım. E tamam iyi ya. Yani bahçeye geç... Ya Bur, burada. Yani... yani onunla ilgilenmeden onu o haliyle bırakıp Ama yüzünü ben, görmeden ben kendisine bir şey sormadan, işte ha... hiç bilmiyor. Yani normal olarak bırakın karı koca durumunu. Biliyorum. Evde anlıyorum. çalışan yardımcı bir hanım da olsa, orada çalışan o da evde o akşam bir misafiri de olsa, yediği bir kişi ayağa çarpan bir insan, <laughs> ne olursa olsun o evin verdi veya yabancısı. Mutlaka onu görmeden, bir şey konuşmadan, yüzünü görmeden bırakıp o şekilde devam edip gitmez. İşte benim hatalarım orada. Evet. Ama siz de odanıza döndüğünüzde yine ışığı yakmak içinizden Yok. gelmedi. Alışmışsınız karanlıkta. Öyle karanlıkta e e gezme. El lambası var ya el lambası. Evet. Affedersiniz tuvaleti çıkar, el lambasını yakar tuvaleti gider. Bak mavi bir el lambası var bak. Ha, daha bak daha bak el lambası. Onu yakar, ondan tuvaletini gider, ondan benim yattığım yerde bu duvar saat, var. saati bakar, saat kaçta Yani elektriğin kilo, ne kadar geliyor? Çok mu yüksek Yo. gelir e, faturası? Çok değil, çoktu değil. Ya oluyor. ne olur yani fatura? Yani bir insan bu kadar öyleydi. para kazanıyor, tepecilik yapıyor, sağ sola para veriyor. E, öyleydi. Bir yeri gezmeye gidelim dedim, nafın önü geçtim, Falan falan yer gidelim. Anahtarı böyle çevirdin mi benzin yakıyor. Su yakmıyor. Dedi, ben orada bağladım. Ben bir yere gidemezdim. Ha, gidemezdim. Diyor. Ya size İki tane arabadan beni ne bir kahvaltıyı götürmüştür. Ne de bir akşam yemeğini götürmüştür. Ne de bir yer gezmeye götürür. Siz oh. arabaya da bilmiyorsunuz benzin yakıyor Biliyorlar da. Biniyoruz da önemli yerler olursa öyle biner. Gezmeye gitmezsiniz. Gitmez. Gitmezdi. Sümüğünü zızlatmayın. Kemiklerini zızlatmayın. Cenab-ı Allah'ım ben onun yanında gideceğim. Ben böyle bir şeydi. Ben böyle bir dizi izledim. Yani böyle bir program var yurt dışında. E, cimri insanlar üzerine. Gerçekten ama mesela hani artık onlar cimriliği abartmışlar yani. Hani nerelerden, neler yapıyorlar diye gerçekten var yani hani Hiçbir şey harcamak istemiyor. O da bir rahatsızlık değil mi hocam O o ciddi, ciddi bir rahatsızlık. Tek Aa. başına cimrilik değil. Onun başka komponentleri de var. Kocaman bir tablonun bir parçası. Öyle mi? Ne evet. mesela hocam ben çok merak ettim. Yani bileyim şimdi mesela eşinin cimriliğinden yakınan çok sayıda izleyicimiz de vardır eminim. Şimdi konu e, oraya geldi diye soruyorum. Yani bu cimri insanlar niye para harcamaya kıyamıyorlar? Yani Onu onun, baş... onun çok uzun bir şeyi var. Yani çocuktan itibaren yetiştirme şartı olarak düşünülüyor. Ama genel anlamda obsesif kompulsif profilin bir parçası sadece. Hı. Mesela başka ne yaparlar? düzenledirler, tertip edildiler, kararlar... ...kendi kararlar dışında... ...karar alınmasını hiç istemezler, hep evet. evet, kendisi uygular. Hı. Yani belli başlı bunlar. Ha. Onlar hepsi vardı vayın babamın. Yani eminim <laughs> şimdi bizi izleyenler arasında da hani... ...böyle ağır... Ha? Bakın ben... Baban mı öyleydi? <laughs> Mikrofonun var mı? Söylesem bak bu bu... ...yalnız bu var ya bu çok önemli bir konu <laughs> evet. Bakın... Yani bu cimrilik anda, denen şey... <laughs> şu anda toplumun... <laughs> yani hiç olmazsa yüzde yirmisi evet. bu durumda yani cimri olarak değil evet. ama obsesif kompulsif belirtileri gösterir. Yani çok bu boşanma sebebi ailelerin arasını bozan bir evet. şey. Ee, senin baban ne yapıyordu? Benim babam da aynı teyzenin dediği gibi annem arabaya binsin sen arabaya binin çok benzin yanıyor <laughs> Gidiyor. Ağırlık yapıyor. Ağırlık yapıyorsun sen. Bu tarafa geç, çok benzin gidiyor. Aynı dediği gibi elektriği tuvalete gideriz söylemesek. Eski evlerde uzundur ya tuvalet kordonları. Geç geriye, elektriği söndür. Ondan sonra öndeki elektriği yak. Tekrar öbür elektriği söndür. Geç ötekini yak. <laughs> çok cehren gitmesin. Öyle geçti Aynen ya. aynen gerçekten. Ceremoni ben, tarzında. Hı, ben şöyle dedim anneme, babam çok garibanlıkla büyüyormuş ya herhalde onun etkisinin altında dedim. Ben sadece ha, aynen, şunu ne? merak ediyorum. Acaba parasını harcamakta cimri olan insan, sevgisini vermekle de cimri mi mesela? Anlatabiliyor muyum? Hani o vermekle alakalı bir şey evet, ya. Evet, evet yani A, hani. doğru yere e, işaret ettiniz. Sevgisini vermekle sevgisiz gözükür zaten. Evet, sevgisiz. Yani tamam, sevgisi konuş. sevgisiz gözükür. Bu kuralları uyguladığı kişi beni seviyor diyemezsiniz yani. Yani sevgisini de bir insan kuru kuru gösteremez ki. Yani size karşı ben bir herhangi bir, bir şey hissediyorsam yalnız kuru laflarla bunu yapamam ki. Bir gün lafla yaparsın, iki gün geldiğimde ya bir çiçek getiririm, ya bir çikolata getiririm, ya, ya daha ...bir paket getiririm... Sonra ...bir şey bakalım. getiririm yani... Kadıncacım ...yani kupkuru lan sevgi olmaz... Şey ...hayatım boyu çiçek Bey için, almış mı? Rahmi Bey şimdi güzel bir reklamını yaptı kendisinin ama... <laughs> ...Rahmi Bey... <laughs> ...yani şöyle söyleyeyim... ...acaba biz burada bir oylama yapsak... ...hani eşiniz size hayatınızda kaç kere çiçek getirdi diye... ...yani şurada stüdyoda bile çiçek almayan hanım vardır... ...diye düşünüyorum... ...var mı hiç çiçek almayan eşinden? Pamuğa bakıyorum ben hep pamuk yani böyle... Yani işte veriyorum. bak şimdi... Ha. ...şu anda... Müge şu anda eşime bağlansanız herhalde vicdansızlık yapmaz. <laughs> hiçbir hiçbir evlilik yıl dönümünde duymamazlıktan, görmemezlikten gelmemişimdir. Bravo. Evet. Yani yılda bir kez çiçek aldı. Ya yok, kurcalama bazlattı. <laughs> 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 Cemile teyze sana öyle hediye çiçek falan alır mıydı eşi? Hayatta. Hayatta ne bir gül getirmiştir. Bak gül bu tek bir gül. Ni bir gül getirmişti, ni evlilik yılını, ni bayramda, ne, ne seyrende. Bir gül bak, gül, gül bu. Ki Almanya'da yaşamış. Görmedim. Şimdi oraya geleceğim. Evet. Almanya'daki ev de aynı. Elektrik yanmadı. Siz de Almanya'da onunla beraber miydiniz? Evet. Ha, orada da mı elektrik yakmıyordunuz? Yakmaz. Ev sahibi geldi üçüncü kattan. Kazım amca bu elektriği niye yakmıyorsun? Yak bu elektriği dedi. Bir misafir geldim biz elektriği yakarız. Misafir gelmesi biz televizyonun ışığında otururuz. Televizyonun ışığında namazımızı kılarız. Yatar. Peki hani Almanya'da belki sizin bulunduğunuz köyde çiçekçi falan yoktur ama Almanya'da falan da mı öyle çiçek falan hani? Hayır. Bir gün sokakta bulmuş bir çiçek. <laughs> Bak sokakta bulmuş bir çiçek. Kemikleri Sen yaptığı gibi söylüyorum. Bir çiçek gül değil çiçek bulmuş yolda. Allah Allah dedim. Nasıl oldu çiçek aldın dedim. Güldü. Ben onu dedi yolda buldum dedi. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Ha? En azından yalandı yoldu, söyledi. Yolda buldum dedi. Yolda bulduğun çiçeği neden getirdin ben dedim. Bir çiçek alıp gelmedin yolda bulduğuna mı getirdin dedi. Daha hayatta aldığı da odur yani getirdiği de odur. Gördüm de odur ama o da yoldan bulunmuş. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü bir şey yani. Gerçekten yani hayatı bu şekilde geçirmek de çok kötü. Eminim içinde birçok hanım... Yani gerçekten ee, cimri, cimri insanla yaşamak zor. Bunu yaşadık. Yani muhtemelen de vaka günü... Özür dilerim Rahim abi. Muhtemelen de vaka günü ışıklar sönüktü. Ya. Evet. İşte ışıklar açık olsa... Adamın sonunu getirdi bu huyu. Evet. Evet. Işıklar açık olsa böyle olmayacaktı. Dışarıdan görülecekti bazı şeyler evet. falan Hocam yani. zaten şey, dış lamba var mesela. Dış lamba belki yansı O o gelen avluyu gelen gini görmeyecekti. O dış lambayı da mı yakmıyordunuz? Hayır, Hayır. hiçbirini de yakmıyordu. İçeride televizyonun ışığından diyorum ben sana yani. Yalnız bakın aynı kişi, <laughs> şimdi isimlerini vermeyeceğim ama mesela Bayram diye birine bir trilyon iki, yani bir milyon iki yüz. Şimdi eski parayla bir trilyon iki yüz mesela para evet. vermiş. Ee, Ama borç vermiş tefeci olarak Tefeci olarak yine evet. bir başkasına Mesela yine bir milyon lira Anlatabiliyor muyum yani böyle senetleri Şimdi aile bulmuş Öldükten sonra bayağı bir uzun senetler var Verdikleri paralar var ee, Onları savcılığa vermişler Yani parası olmadığı için değil Ya yani Bunun adı e, Aslında buna ne diyorlar hocam ya şey e, Bulmacada da çıkıyor Cimri kelimesi nekes, nekes. ne kes ne kes Ne kes ben ilk defa duydum e, Bulmacada evet. çıkar Gerçekten e, cimri insanla hayat geçirmek çok zor. Belki hani Cemile teyze neden şimdi hani ışık yakmadı falan diye biz de dün konuştuk ama bu anlatılanlar biraz orada Cemile teyze haklı çıkartıyor. Evet, yani ışığı yakarsa gibi. korkuyor. Şimdi ya sana kızacak ne yaktın diyecek diye sen de artık alışmışsın yakmıyorsun Yak ya. Yakmadım. Onu herkes biliyor. Ayağım dokanınca Herkes biliyor ki çevremiz benim biliyor. Benimle ayağım Akrabaları dokanınca biliyor. Uyansam da niye bu yedi yatıyor desem de ışığı yaksam benim suçum orada. Ay vallahi ben de şunu söyleyeyim. Dile teyze az önce bana gülüyorsunuz dedi ama aslında biraz güleriz ağlanacak halimiz de olanlar için söylüyorum. Yok yok Gülşindek. ben de ben de güldüm bak sen de gül. Şimdi kefenin de cebi yok. yok. Yani sonunda kalacak işte ne oldu yaşarken kendine yaktırma, <laughs> klimayı açtırma. Evet, we'll e senden we'll have... sonra açacak insanlar. 12 milyondan bahsettiniz evet, siz. Evet evet evet. Ya bu anlaşılıyor ki gerçekten Böyle hatırlı sayılır bir servet sahibi. Kimin 12 milyon yani, lirası var? Kaç kişinin milyon var yani? para, ya? 12 milyon para. Yani? yalnız iki, Türkiye abi, standartları değil. Iki, dünya standartlarında büyük bir rakam. İki kişiye 2 milyon lira. Evet. İki kişiye. Yani. Daha ya, dünyalarca senet var. Sadece evet, bak evet. Dünyalarca ya. senet var. Mülk, evet, para liste bir listeler var. Akıl mantık almayacak listeler var. Onlar savcılık da yani biz bilmiyoruz buldular götürdüler. Hepsini. Hiç bilmiyor muydunuz siz o zamana Hayır. kadar bu kadar? Yani ufak tefek veriyor sanıyorduk biz. Biz seni veriyordu onları, onu veriyordu beşlere, bunu veriyordu. Sonra bu bir milyonları falan gördüğünüz zaman siz evet. de şaşırdınız. Evet. Peki şu e, bu kadar merdivene de gelelim. neden veriyor diye merak ederler tabii. Bu dışı sen... Burada yoganın üstünü yattım. Sabah ezanı okundu bu dedim kapma uyanıma haral dedim. Gideyim de namazın kılsın kaldırayım dedim. Vardım buradan tekrar... Aynı o şekilde orada yatıyor. Eşinizle birlikte yatmıyor muydunuz? Ben hor diye kavga ediyordu. Ben de buralarda ayrı yatıyordum. Halbuki o kendi benden fazla horlar. Namaz kaldırın diye vardım. Buradan baktım yatıyor yedi yine. Böyle yaptım. Hiç ses yok. Hatta böyle sırtlandı böyle, böyle edince. O sırada kanları görmediniz mi? Görmedim. Karanlık ya, lan değil. Perde de mi kapalıydı? Ka perde böyleydi. Öyle elleyince ben baktım. Ses yok. Ölmüş bağırdım. Yukarıdan büyük torun geldi. Ne oldu? Niye bağırıyorsun dedi. Dedeniz ölmüş dedim ben. Bağırdım. Çocuk kapıdan girdi. Kom var onda ya dedi. Ben kan olduğunu öyle biliyorum. Çağırdılar. Hoca buradan girdi. Bu yanını geçti. Bu adam kendi ölmemiş dedi. Öldürmüşler bıçaklanmış dedi. Biz ondan sonra kötü olduk. O sabah akrabalardan önce hocaya haber verip hocaya sela verdirttiğiniz söyleniyor. O selayı kim verdirtti bilmiyorum. Hoca hoca verdi selasını biliyorum. Sabah kaç saatlerinde sela verdirttiniz? 6.30 gibi. Siz Kazım Bey'in öldürüldüğünü ilk saat kaçta fark ettiniz? İşte diyeyim ya, sabah ezanından sonra. Yatağın üstünü bir baktık. Kan. Burada ayrı çarşaf var bunun üstünde. Karyolanın döşeğini yatmaz böyle yumuşak yeri yatardı. Çarşafı aldı gargon. Biz el izlerimizi aldılar. Gelinin, benim, kızların. Buralar hep parmak izi almışlar. Böyle fırçayla boyadı bir şeyler yaptılar. Bak bu boyuyla hep oradan. Ben hiçbir temizliğini yapmadım hacımın. O... Yabancı biz... bir parmak izine rastlanmış mı? Bilmiyorum. Var bir parmak izi dediler gargol bizi bilmiyorum. Yatağın üstüne yere indirmişler. Yedi vermişler bıçaklamışlar. Bu tarafın üstüne yatık ya burası burası. Burayı mideye vurmuşlar. Gargol öldü dedi bize. Ondan sonra bu boyun damarlarından buraları varmış. Bu bacaklarında, kabuğcularında her taraf bıçak yarasıymış. Biz görmedim, göstermediler beni zaten. Hiç kimseden şüphelenmeyin, Biraz buradakinden şüphelen. Ama şey, onlara bu duvar var ya, o duvarı biz yaptırdık. O da çalıdan, çırpıdan geriliydi böyle. O duvar böyle çekizden de şeyle kırmaya durdu bu. Seni dedi, toprağa gözünü doyuracağım dedi. Ben de Ozmey'e kadar dedim ki o komşunun kapısından çıktım böyle. Sen nasıl doyuruyorsun onun gözünü toprağa dedim. Arkasında ben varım dedim. Ondan sonra adam döndü benimle. Benimle kavga ediyor. Karı kısmı dedi erkeğinle kavga etmez dedi. Sen herkesin dedim. Karıyla kavga etmezsin dedim ben de. Ondan sonra öylece konuşmuyorduk biz. Ne kadar zaman önce oldu bu tartışma? 3-4 sene oluyor. Beni katil diye bağırıyorlar. Müge benim Katilimi bularsa ben bin kere onu tepemde gezdirin. Avlasında yiyeni yeğeni çıktı oraya. ...gemgem gem ediyorlar essinler. Ben de çıkacağım. Çıkacağım ben de. Ah benim yiğidim he. Her dertler duyurdun, her laflar duyurdun beni yiğidim. Evimin direkt... Allah'ım. Allah'ım yardım et bana Allah'ım yardım et. Dur Cemile teyze sen ayak kendini üzme. Ayak altında kaldı. Ama hasta oldu. Ayak altında kaldı. Sakinleş. 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 Şimdi Aa. Neşe Hanım peki e, Cemile Hanım'ın Kazım <laughs> Bey ile ilişkisi nasıldı? Biraz Cemile Hanım heyecanlı bitip Kazım Bey nasıldı? Teyidik. E, normal yaşantıları vardı şu hayır, anda. Hayır hayır yani. daha sessiz sakin midir yoksa hani sizin gibi o da böyle neşeli midir, coşkulu mudur? Yok, Olduğu zaman da olurdu, olmadığı zaman da olurdu. Çünkü işten yorulup geliyordu. Ben doymuyorum evet. bu işi dedim. Ölsen dedim, kabirden de çıkarsın sen dedim. Çıkmadı kabirden. <laughs> kabirden çıkmadı. İşleri kaldı. Her yerleri kaldı. Anladım. Kaldı, kaldı. Peki Cemile teyze, şimdi siz sabah e, kalktınız. Namaza kalkmadı diye değil mi? Namaz kalk Ezen okundu namazı kalkmadı. Bu dedim gidin nam namazını namazın diye kaldırmayı Aşam Akşam gördüm yedi yatıp dur. Ben ondan sonra ferahat ettim. Bağırdım çağırdım. Büyük sorun koştu geldi o kadın. Ne oldu babaanne dedi. Dedeniz ölmüş dedim. Ben ölüm normal ölmüş sanıyorum. Siz kanı fark etmediniz. Ben görmedim kan. An Çocuk görmüş. Babaanne kan var dedemdi de, dedi. Tekrar gittim baktım kan var. Ha, bu akşamdan öldürmüş. Veysel Hoca dediğimiz geldi. Ayak ucunu geçti. Bu adam kendi ölümünle ölmemiş. Öldürmüş, bıçaklanmış dedi. Biz ondan sonra bir daha olduk. Öldük biz ondan sonra bir daha. Siz fark etmediniz o zaman. Ben fark kadar. etmedim. Peki Cemile teyze şimdi hani mesela en çok Meryem Hanım'ın Ayşe Hanım söylediği de şu. Ee, hani ölmüş aynı köyde yaşayan akrabalar da var. Neşe Hanım aslında bunu sizin cevap vermenize daha uygun. Neden e, Sela'dan öğreniyorlar bunu. Yani birkaç kişiye telefon etmek, ve sizin kız da var falan. Zor muydu? Konuşmuyor muydunuz? Bak Müge Hanım, e, şimdi bu kayınvalidemin dediği gibi, bu bağırınca Hı. biz yukarıdan mahallede, mahallede ayaklandı. Yani bunun sesinden, Herkes evi geldi? Ben hepimiz bir bin. oraya git, gidildi Hı. yani. Gidildi, çocuklar içeriden gamva deyince daha ben içeriye girmedim. Ben hoca eniştemi ben çağırdım. Sela vermek için değil. ...gam var dedikleri için, hı hı. yani önce bir o baksın, daha cesaretlidir. Baksın Kocu neden dolayı. Kodu dediğimiz ki, ee, benim Akhir eniştem. Akribasının güveysi oluyor. Dayımın evet. güveysi oluyor, yakın bize. Avlu Anladım. Avlu kapının karşısında. Ben geldi, öldürülmüş olduğunu söyledi. Geldi, eniştem içeri girdi, bu dedi ölmemiş, öldürülmüş dedi. Biz ondan dedi. sonra şoku girdik. Yani şoka girdiğiniz için arayamadınız kimseyi. Bak şok onu arandı. Aradım bunları. Onlar İki aradım. Dışarıdaki ne arandı? Ne konuşuyor sen dedi kocası. Dayının öldürülmüş ölmüş dedim. Yalan söylüyordun. Doğru söylüyordun. Önünden başkası konuşsa arkasından kendim konuştum. Niye bize, inanamadınız? Bize, bize hava verildi ben. dedim. Dün de dedim ya yani bize evet. haber... biz dıştayız bizim köy. Dış, bize haber verildi. İnan aynı dediği gibi inanamam. Yani Arap bir tabirle biz inandım kardeşim olamaz. Ya, zaten, o zamana kadar arada hemen selada satan duyuldu. Zaten Öbür bu... kardeşlerim de seladan duyuyor. köy Köyün içinde. Köyün içinde. Uzak gelir miydi kardeşim. İçmeyi ç... şey yesin yanını Uykuda ne adı görsün adam Cem senin haberi He. olmayınca. Sen ben uykuda ben uykuda seni benim, aramışım. Senin, sen haber vermişsem Sen göremezsin. Kirezli kardeşim var benim. Kardeşimi aramışım, bunun kardeşini aramamışım. Ben orası Sen için değil. Sen senin içindesin. Seni aradım, kocanı aradım. Ben aradım, Konuştum. aramadım değil miyim? Emek köyde yani kardeşiniz arayabilirdiniz belki evet. diğer kardeşlerinizi. ben zaten açıdan ben Ferhat'tan kendimi görmedim galiba. Ben daha düşünüyorum. E, kardeşim, e biz görüyoruz biz, ah, biz bir de onu da. görüyoruz. E, yüksel Avcı'yı Yüksel Onlar aynı köyde. Onlar bir mesele. Hakkı veremez. Onun kardeşi, kardeşi de yani tabii sizin için daha farklı olabilir. lazım. Yüksel Avcı'yı da aynı köyde misiniz? O Denizli'de duruyor. Denizli'de.